Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Türk Enerji Birliği Başkanı Profesör Doktor Mustafa İlbaş şimdi yayın konuğumuz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Bora Bey merhaba, iyi yayınlar diliyorum, hoş bulduk. Çok çok sağ olun. Şimdi kritik temaslar ve tabii enerji arz güvenliği açısından da çok çok önemli temaslar bunlar. Diğer taraftan Kalkınma Yolu projesiyle beraber sadece enerji değil, pek çok noktada önemli kazanımlar da elde edecek Katar, Irak ve tabii Türkiye ve diğer yandan da bunun uzantısı olarak da Avrupa. Ve nasıl bir proje bütünü söz konusu, neler elde edecek tabii bütün bu ülkeler ve tabii Türkiye? Evet, yeni bir dönem başlıyor. Komşumuz Irak'la bizim 352 kilometrelik bir sınırımız var. Tabii ki bu Kalkınma Yolu projesi çok değerli bir proje. Tabii bunu önemsiyoruz. Yani Basra üzerinden Türkiye'ye, Irak üzerinden daha sonra Türkiye ve Batı'ya açılan bir yoldan bahsediyoruz. Ve bu yol Kuzey Koridoru, Güney Koridoru ile karşılaştırdığı zaman en kısa yol. Dolayısıyla bölgedeki istikrarsızlığa son verebilecek bir aslında proje olarak değerlendirmek gerekir. Bir de bu coğrafyanın talihsizlikleri, işte terörize olmuş süreçlerini geride bırakmak gerekiyor. Bunun için de aslında bu tür projelere çok ihtiyaç var. Tabii ki işin karayolu, demiryolu ve deniz yolu boyutlarını sizler değerlendiriyorsunuz. Bunlar çok değerli, çok önemli. Hindistan'dan başlayıp işte Avrupa'ya kadar uzanacak bir yol projesi ve çok değerli. Tabii ki burada aslında enerji boyutuna biraz bakmak da yarar vardır. Şimdi aslında Irak açısından bakarsak Irak dünyada petrol bakımından 5. sırada, hatta daha da yukarıda olduğu söylenebilir potansiyel rezervlerini dikkate alırsak 140 milyar varillik bir petrol rezervi olan bir ülke Irak. Diğer taraftan 3,5 trilyon metreküplük de doğalgaz rezervi var. Ve fakat bu rezervini kullanamayan, aslında petrolünü de çok daha verimli olarak kullanamayan, ekonomisine kazandıramayan bir komşu ülkeden bahsediyoruz. Böylesine önemli potansiyeli var Irak'ın. Diğer taraftan Türkiye ile olan enerji işbirliğine baktığımız zaman da aslında ülkemizin ilk boru hattı, işte bilinen adıyla Kerkük Yumurtalık Boru Hattı Irak'la yapılmıştır. 1977'de tam faaliyete geçmiştir. Ve daha sonra tabii 1987 yılında da ikinci bir hatla bu güçlendirilmiş bir boru hattı var. Kerkük Yumurtalık ya da diğer adıyla işte Irak Türkiye boru hattı, petrol boru hattı var. Bu boru hattı maalesef zaman zaman kesintiye uğramıştır. İşte oradaki terör yuvalanmalarının etkisiyle bir takım terörize olaylar, PKK'nın işte o bölgede varlık göstermesi süreçlerinde, diğer taraftan Irak'ın kuzeyindeki bölgesel gelişmeler, bütün bunlar ve Irak'ın tabii ki işgali, daha sonra bir takım İran-Irak savaşları gibi burada yaşanan sorunlar bu boru hattının tam kapasiteyle çalışmasına maalesef engel olmuştur. Ama şimdi tekrar yeniden bu boru hattının faaliyete geçeceğini ya da kapasitesinin daha da artacağını görebiliyoruz. Aslında burada 350 bin ya da 500 bin arası varil bir petrolün Türkiye'ye gelmesi mümkün olmaktadır. Ve buna baktığımızda Türkiye'nin 1 milyon varil yaklaşık günlük petrol kullandığına dikkat alırsak Türkiye'nin kullandığı petrolün yarısı direkt bu boru hattından karşılanabilmektedir. Diğer taraftan bu petrol boru hattının aslında kapasitesi daha da büyüktür. Bunu artırmak mümkün. Çünkü Irak aslında bunun 5 katı, Türkiye'nin ihtiyacının 5 katından fazla günlük petrol üretim yapabiliyor. Tabii ki üretim kapasitesini artırmak da mümkün. Çünkü Türkiye'nin artık bu konuda çok tecrübesi var. Gerek petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerinde gerekse bunları çıkarma faaliyetlerinde bir kapasitemiz oluştu. Bu kapasiteyi Irak'la birlikte ortak kullanmak da mümkün olabilecektir ortak projelerle. Diğer taraftan en büyük problem doğalgaz. Yani doğalgaz kaynaklarını maalesef Irak yeterince değerlendirememektedir. Türkiye ile bir doğalgaz projesi geliştirilmesi çoktan beri konuşulmasına rağmen henüz hayata geçememiştir. Aslında bizim Türkiye'nin Silopi'ye kadar, Irak sınırına kadar bir doğalgaz boru hattımız mevcuttur. Irak tarafında da yapılabilecek bir doğalgaz boru hattıyla birlikte Türkiye petrolle birlikte doğalgaz konusunda da Irak'la bir işbirliğine gidebilir. Doğalgaz projesi hayata geçirilebilir.
Bu konuda 2025 yılı zaman zaman hedef gösterilmektedir. Yani Irak tarafında da bu proje gerçekleşirse Irak'tan doğalgaz Türkiye'ye akışı da mümkün olabilecektir. Tabii bu Kalkınma Yolu projesinin devamına baktığımızda Körfez ülkelerini görüyoruz. Yani Katar'ı ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni görüyoruz. Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin doğalgaz potansiyeli ise dünyada ilk üçe giriyor. Dolayısıyla buradan aslında bu kalkınma yoluna, yani kara ve demir yoluna paralel olarak enerji hatları da mümkün olabilecektir. Yani Irak'taki kaynaklarla birlikte Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri kaynakları da buraya dahil edilerek aslında çok da dünyanın çok da dikkatini çekecek, batıya da çok önemli anlamda katkı yapabilecek bir doğalgaz projesi de hayata geçirilebilir. Ve bu da yine kalkınma yoluna paralel bir enerji boru hattı olması mümkün olacaktır. Yani aslında Irak'ta şöyle bir sorun var. Irak'taki doğalgaz yaklaşık 30 milyar metreküplük bir üretim olmakla birlikte bunun 20 milyar metreküpü petrolle birlikte çıkarılan bir doğalgazdır. Serbest doğalgaz kısmı 10 milyar metreküp. İşte bu sorunu çözmek gerekiyor. Yani Irak bu sorunu çözmek için aslında çareler aramaktadır. Yani petrolle beraber çıkan doğalgazın ayrıştırılması gerekmektedir. Bu konuda bir takım yöntemler mevcuttur. Şahsen ben de 1995 yılında Nijerya kapsamında projede görev yapmıştım İngiltere'de olduğum dönemlerde. Flaring gas dediğimiz petrol çıkarılma esnasında oluşan gazı maalesef Irak bunu yakmaktadır. Yani boşa yanmaktadır. Bunların değerlendirmesi çok önemli. Bu projede Türkiye ile birlikte ortak bir proje geliştirmek mümkündür. Oradaki doğalgaz kaynakları 3,5 trilyon metreküp kaynak bizim Karadeniz potansiyelimize bakacak olursak onun 5 katı kadardır. Dolayısıyla Irak'la yapılabilecek böylesine önemli projeler ortadadır. Bugün yapılan ziyaret tarihi ziyarettir ve bundan sonra tabii ki enerji sayesinde ve bu özellikle ticaret yolları sayesinde bölgeye istikrar kazandırılabilir. Tabii burada şu tartışılabilir. Yani enerji ve işte ticaret güvenlik sağlar mı ya da güvenlik sağlanınca mı bunlar gelir? Aslında bunlar birbirini tamamlayan iki unsurdur. Dolayısıyla bu ziyaretin ve bu projenin iki ana teması var. Güvenlik ve enerji diye değerlendiriyorum. Bu anlamda eğer ki bu bölgede bu proje hayata geçirilirse, Kalkınma Yolu projesi ve buna ilaveten biraz evvel ifade ettiğim, açıkladığım doğalgaz çalışmaları ve bunun yanına petrolle birlikte bu proje hayata geçirilirse bölgedeki ve terör yuvaları da yok edildiği takdirde aslında bölge insanları bundan çok kazançlı, çok karlı çıkacaktır. Ve bölge tarihi bir bölgedir. Bu bölgede aslında verimli bir bölgedir. Buraların hayat bulacağını değerlendiriyorum. Ümit var olmak istiyoruz. Tabii ki bu konuda zaman zaman girişimler olmuştur ama daha sonra dışa açık müdahaleler söz konusu. Dış müdahaleler sonucunda özellikle PKK terörünün bu bölgedeki yaptığı faaliyetlerle bunlar baltalanmıştır. Ben inanıyorum ki bu güvenlik boyutuyla birlikte ele alınması aslında burada bu ziyareti ve bu bugünkü başlayan tarihi projeyi önemli kılıyor. Yani güvenlikle birlikte enerjiyi ikisini birlikte yaptığımız takdirde bölgede çok önemli gelişmelerin olacağını değerlendiriyorum ben. Mustafa Hocam çok çok teşekkür ediyorum. Önemli detaylardı ve tabii bütün bölge ülkeleri adına da çok kritik kazanımlara da imza atacak bir anlaşmalar bütününden de bahsediyoruz. Çok çok sağ olun tekrar. Elbette, kesinlikle. Bora Bey, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim.